Al bakalım bunu. Dur, bu böyle Bulduk değil olacak. mi? Aferin. El sürmemişsin. Ondan ne köy olur ne kasaba. Şu yeni tren kompleksinden vazgeçin. Ara duvar fonksiyonsuz. Tamamen kalkmalı. Oradan kazanacak alan mutfağa eklenirse belki bir şeye benzer. Söyleyeceğine yapsaydın canım. Efendim? Ahmet? Neredesin sen ya? Özledik valla. Vay, hayırlı olsun. Hangi sitede? Oo, yürü. Kim tutar seni? Koçum benim be. Ayıp ettin. Tabii ki hallederiz. Ne parası? Yok artık. Duymamış olayım. Tamam. Yarın görüşürüz. Yengeye çok selam. Yeni ev mi almışlar? Hı. Akaylar sitesinde. Çok güzel. Arkadaşım milyon dolarlık ev alsın, sen bedavaya hizmet et. 40 yıllık arkadaşımdan para mı alayım Zehra? Daha neler? Birkaç günümü alır en fazla. Çok güzel. Sen bu kafayla devam et, olur mu? Ya biraz kafanı çalıştırsaydın bu halde olmazdık biz. Şu evin haline bak. Ne varmış halimizde? Aç mıyız, açıkta mıyız? Beyefendinin vizyonu bu kadar işte. Arkadaşlarımız villalarda otursun, biz karın tokluğunda çalışalım, değil mi? Abartmıyoruz. Neyi abartıyorum ya, neyi? Eğer bu kadar pasif, bu kadar hırsız bir adam olmasaydın, adam gibi bir hayatımız olurdu. Ya şu oturduğumuz eve bir baksana, şu eşyalara bak. Sen de mimarsın, ben de mimarım. Kazandığımız paraya bak ya. Zehra yeter artık, sakin ol, çocuğu korkutuyorsun. Hadi babacığım, hadi, hadi yatağa. Aç mıymışız da, açıktay mıymışız da? El alem trilyonluk servetine servet katsın, sen sünöpe sünöpe dolaş. Bir de aç kalalım istersen. Ama belliydi ki böyle olacağı. Salaklık bende. Lanet olsun. Ama şuradaki detaya biraz daha dikkat etsen evet, daha iyi olur. Tamam, Zehra Hanım, masanıza bıraktığım çizime bakabildiniz mi acaba? Baktım. Bir haftada bunu mu çıkardın çıkara çıkara? Yani ilk bakışta öyle göründü biliyorum. İşte gel, şunu görüyorsun değil mi? Ama detaylarda çok farklılıklar var. Mesela mutfakta yeni bir şey uyguladım. Şöyle anlatayım ben size. Tamam canım, 80'lerden kalmış gibi görünüyor. Uzatmayalım istersen. Sen biraz daha çalış, öyle getir bana. Emin Bey, şaşırttınız beni. Hayırdır? Biraz konuşabilir miyiz? Müsait misin? Tabii, buyurun. Buyurun. Emin Bey, bir sorun mu var? Aslında nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Hayırdır inşallah? Bir süredir çözüm üretmeye çalışıyordum ama başaramadım. İnan çok mücadele ettim. Doğa Kent projesinden çekiliyoruz. Anlamadım. Çekiliyoruz da ne demek? Daha doğrusu ihale şartnamesine uygun davranmadığımız için proje de elimizden alındı. Aman Allah'ım. Ne olur duyduklarım şaka olsun. Onca insan, ben, işsiz mi kalacağız?
Bu işe güvenip borca girdim. Bir yolu olmalı. Bir çözüm bulabiliriz belki. Maalesef içine düştüğümüz finansal krizin çözümü yok. Çalışanlar için feci haber bu. Ya sen? Kendine üzülmedin mi? Üzülmez olur muyum? Ama arkadaşlarım, siz... Her şeyinizi bu işe yatırdığınızı biliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yahu Cahit, onca yıldır beraber çalışıyoruz. Yemin ederim senin gibi bir adam tanımadım. Ben iş bitti diyorum. Sen kendinden çok arkadaşların için, bizim için üzülüyorsun. Elden ne gelir Emin Bey? Allah'ın izniyle bizler bir şekilde yeni işler yaparak bu badireyi de atlatırız. Ama canla başla çalışan vasıfsız mesai arkadaşlarımız, onlar... Engin Bey, arkadaşlar yeni trendleri yakalamaya çalışmışlar ama bence fonksiyonsuz. Aradaki duvarı kaldırırsak kazanacağımız alanı mutfağa ekleyebiliriz. Böylece hem modern hem de kullanışlı bir alan yaratmış oluruz. Niye daha önce düşünemedik? Çok iyi fikir. Başka görüş belirtmek isteyen var mı? Bakma. Zehra'nın önerisini beğendim. Yine gözünü konuşturdun Zehra, bravo. Daha güzel bir önerisi olan yoksa bu işi Zehra'nın dediği gibi çözüp öyle soralım müşteriye. Nedense böyle fikirlerin evde olduğu zamanlar aklıma geliyor. Ha, bu arada ay sonunda genel koordinatörümüz Emin Bey emekliye ayrıldı. Yönetim kurulu yeni bir yapılandırmaya gidecek, haberiniz olsun. Toplantı bitmiştir arkadaşlar. Teşekkürler Engin. Sağ olun. İnanamıyorum. Gerçekten söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Daha önceden bilmiyordun değil mi? Yok ya, nereden bileceğim? Bilsem bu kadar borca girer miydim? Of, ne yapacağız? İşsiz mi kaldık şimdi? Öyle görünüyor. Fena. Çok fena bir zamana denk geldi. Kötü oldu. Allah büyük be Süleyman. Bir kapıyı kapayan Rabbim başka bir kapıyı açar elbet. İnşallah ama... Bu ihale sürecinde çok düşman edindik. Herkes bu sonu bekliyor gibiydi. Benden başkasını seçmesine imkan yok. Zaten kim benden daha iyi olabilir ki? İnşallah hayatım. Ama çok kaptırma kendini. Olmazsa üzülürsün. Lüzum yok. Ay Cahit, sus Allah aşkına. Ya biraz hedeflerin olsun ya, biraz güçlü ol. Hep küçük şeylerin peşinden koşuyorsun. Ama benim de öyle olmamı bekleme. Ben sadece sonradan üzülmeni istemiyorum. Hepsi bu. Üzülmem canım, üzülmem. Merak etme sen. Sırası değil, biliyorum ama... Benim maalesef kötü bir haberim var. Bizim proje sonlandırıldı. Ne? Nasıl yani? Ne diyorsun Cahit sen? Şirket şartnamedeki kuralları ihlal etmiş. Proje ellerinden alındı. Ne diyorsun ya? Bu nasıl olur? Onca borca girdik biz bu iş var diye. Ben ne yapabilirim hayatım? Sakin olur musun? Sakin mi? Ben burada karşına geçmiş terfi almaktan söz ediyorum. Sen bana işsiz kaldığından bahsediyorsun. Hayatım. Bana hayatım deme. Bana hayatım deme. Senin kovulman benim şirkette duyulduğu zaman ne olur biliyor musun? Hayatımın en önemli evresinden geçiyorum ben ya. Bir dinler misin hayatım? Hayır, dinlemek istemiyorum ben seni. Hatta görmek de istemiyorum. Yeter artık Cahit. Bıktım senin pasifliğinden. Saçma sapan iyi niyet takıntılarından. Bu ne demek şimdi? Senden. Sorunlarınla boğuşmaktan. Bıktım, usandım. Artık seninle evli kalmak istemiyorum. Gençliğimi saçma sapan sorunlarla çürütmek istemiyorum. Ne dedin sen? Boşanmak mı? Evet. Bu iş yürümüyor. Senin varlığına tahammül edemiyorum artık.
Kendine birazcık saygın varsa hiç sorun çıkarmadan gidersin bu evden. Evet anne, doğru duydun. Yeter artık ama ya. Her şeyle ben ilgileniyorum. Ya bir de üstüne işten kovulunca çile çekmek için mi evlendim canım ben? Terfi sürecinde risk alamam anne. Uzun süredir aklımdan geçiriyordum zaten ben bunu. E bu da bardağı taşıran son damla oldu. Artık yeter. Biliyorum anneciğim. Alo, merhaba Yılmaz. Yok yok, rahatım. Asıl ben size karşı mahcubum. Evinizi açtınız bana. Siz ne zaman dönüyorsunuz? Ha, tamam. Ben o zamana kadar bir ev tutmuş olurum zaten. Olur mu canım? Ne demek? Asıl ben teşekkür ederim. Tamam, görüşmek üzere. Sen de kendine iyi bak. Boşanma dilekçenizi hazırladım. Bir imzalarsanız. Peki. Aferin. Annen gelmiş. Anne. Canım. Anneciğim. Koş 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 koş. Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş bulduk Sibel. Umarım Selim seni üzmemiştir. Yok katiyen. Çok güzel birlikte yapboz yaptık. Anne bak, babamla yaptığımız yapboz. Ne güzel benim paşam. Hadi sen orada devam et. Hadi bir tanem. Sibel. Sen bizde yatılı kalsana. Bilmem ki. Maaşını arttırırım. Olabilir tabii. Ama bence kocanız eve dönmeli. Paran ve gücün varsa bir kocaya ihtiyacın yok. Sizin Selim'le biraz daha vakit geçirmeniz gerekiyor. Kahvaltı dışında sizi göremiyor. Bak, işimde her zamankinden daha başarılı olmalıyım. Şu an terfi arefesindeyim ve bir sürü işim var. Ya bunları halledeyim, her şey yoluna girecek zaten. Tamam? Anne, babam niye eve gelmiyor? Baban uzun bir iş seyahatine çıktı. Sonra dönecek. Tamam mı? Tamam. Paşam benim. Sen yemek mi yiyordun? Evet. Yedireyim mi sana? Tamam. Gel bakalım.
Zehra Hanım. Hı. Sizinle bir şey konuşacaktım. Söyle, dinliyorum. Ben Zehra Hanım, işten ayrılmak zorundayım. Bu da ne demek? Ne demek işten ayrılmak zorundayım? Mecburum. Canım, ben sana bir dünya para ödüyorum. Burada yatılı kalıyorsun. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Mecburum da ne demek? Allah razı olsun sizden. Çok şükür eksiğim yok. Ama annem çok hasta. Ona bakmam gerekiyor. Tamam. Uzun etme. Haftaya gidersin işte. O zamana kadar da senin yerine birini bulurum ben. Gerçekten zor durumda kalmasaydım bırakmazdım sizi. Ya tamam, uzatma. Haftaya gidersin dedik. İşine bak şimdi. Nankörsünüz siz işte. İhtiyacınız varken iş diye yalvarırsınız, değil mi? Haftaya kadar kalamam Zehra Hanım. Bugün gitmek zorundayım. İyi, tamam o zaman. İşini bitir, eşyalarını topla ve hemen defol git bu evden. Hemen. Hadi. Aptal kadın. Benden daha iyi birisini bulabileceğini zannediyor. Ya Allah kahretsin ya. Tam da sunum haftasıydı. Oynayalım mı? Olmaz hayatım, bak çalışıyorum. Hadi git kendin oyna. Anne, Allah senden razı olsun ya. Bu bakıcı beni mahvetti. Neyse, aldırma. İşine bak sen kızım. Sorun çözüldüğüne göre ben çıkıyorum. Hadi anneciğim. Sadece geçelim süreç. Tamam o zaman. Hadi size iyi günler. Girdim ama müsait misiniz Zengin Bey? Tabii, müsaitim senin için. Her zaman. Otursana. Ne içersin? Sağ olun, ben bir şey almayayım. Zaten çok mahcubum size karşı. Yapma Zehra. Zor bir süreçten geçiyorsun. Olur böyle şeyler. Anlayışınız için çok teşekkür ederim Engin Bey. Beni biliyorsunuz. Kariyerim her şeyden önemli. İnanın mecbur kaldım ben buna. Yoksa sunumu asla kaçırmazdım. Hadi üzme kendini artık. Bak ne diyeceğim. Bu gece birlikte çalışalım mı? Önemli bir süreçteyiz. Konuşuruz birazcık. Tabii. Çok sevinirim. Anlaştık o zaman. Akşam görüşürüz. Tamam. Terfi konusunu dert etme artık. Patrona seni önermeyi düşünüyorum. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Yine de biliyorsun. Emin Bey son sözü kendisi söylemek ister. Biliyorum. Demiray Holding projesini çok önemsiyor. Bence bu iş kendini göstermek için çok iyi bir fırsat. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Güzel. Hadi iş konuştuğumuz yeter. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Ne gibi? Hayatın güzel yanları gibi. Senin gibi. Seni tanımak istiyorum. Ne kadar beğendiğimi herhalde fark etmişsindir. Merhaba anne. Neredesin sen bu saate kadar?
Bütün gün neler çektiğimi bilmiyor musun sen? Çok şımartmışsınız bu çocuğu, çok. Aman anne ya. Başlama yine. Selim yattı mı? 3 saat ağladıktan sonra evet. Çocuk değil, terminatör. Torun yap diye başımın etini yerken iyiydi ama, değil mi? Torun yapın dedim. Ben mi bakacağım dedim. Kızım, ben şeker hastasıyım. Bu yaşta koşturamıyorum artık çocuk peşinde. Şu bakıcı işini de hallet artık. Daha fazla dayanamayacağım ben. Tamam anne ya, tamam. Hem sen neredeydin? Cevap versene. Anne, amma uzattın. Ya bizim genel müdürle iş yerindeydik işte. Bu saate kadar mı? Bu da ne demek anne? Çocuk muyum ben? Ayrıca sana yalan mı söyleyeceğim yani? Ne demek bu saate kadar mı? Bak kızım, Selim... Biliyor musun anneciğim? Pozisyon için patrona beni önereceğini söyledi. Kızın çok yakında genel koordinatör olacak. Ya... Merhaba Zehra Hanım. Gelebilir miyim? Geldin zaten. Şey... Affedersiniz, ben projeyi yeniden çizmiştim de. Çok daha önemli işlerim var şu an. Lütfen birkaç gün beni rahatsız etme. Hava almam lazım. Zehra? Ah, inanmıyorum. Kaç sene geçti ya? Neler yapıyorsun? İyiyim, ne olsun. İş güç koşturuyoruz işte. Sen neler yapıyorsun? İyi gördüm seni. Sorma hayatım. Tatlı bir telaş içerisindeyim. Şirketin Dubai ofisine atandım. Gitmeden biraz alışveriş yapayım dedim. Neyse canım, sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Ben mi? İyiyim ben de. İşte yeni genel koordinatör oldum. Aa. Ve o yüzden yoğunum biraz. Ah, yakışır arkadaşıma. Hı-hı. Benim şimdi kaçmam lazım. İrtibatı koparmayalım. Hı-hı. Ama tamam mı? Ne pahasına olursa olsun terfiyi almalıyım. Bunu hak ediyorum. Kimsenin buna engel olmasına izin vermeyeceğim. Selam. Gelebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Merhaba. İyi misin sen? 2 gündür ortalarda görünmüyorsun. Merak ettim. İyiyim, iyiyim. Sunum nasıl gidiyor? Bir şeyler çıkarabildin mi? Ya o konuda açıkçası stresliyim biraz. Tam arzu ettiğim gibi gitmiyor işin açıkçası. Sorun ne? Ya biliyorsun işte evdeki durumları. Bir yandan boşanma süreci, bir yandan Selim. Ya annem geldi ama Selim huysuzluk çıkartıyor sürekli. Kafamı toparlayamıyorum bir türlü. İstersen yarın akşam ofiste geceleyelim. Birlikte çalışalım. Ben de bir destek atayım. Gerçekten mi? Vallahi buna hayır diyemem. Tamam o halde. Hem bakarsın ortaya çok güzel yeni şeyler çıkar. Parka gidelim mi? Hani anneye öpücük?
Aa yok, önce kahvaltı yapacağız. Ondan sonra park. Önce yemeğini ye, sonra anneanne seni parka götürecek. Hadi sen üstünü giy. Ben hiçbir yere götürmem onu. Sabahın 7'sinde kalktı eşek sıpası. İflamı kuruttu resmen. Anneciğim ya, sabah sabah ne huysuzluk ya. Git git, hiç öpme. Perişan oldum şuraya geldim geleli. Biraz da kendine ilgilen oğlunla. Bugün ben Ayşe teyzenlere gideceğim. Yarın akşama kadar da dönmeyi düşünmüyorum. Anne ya, Ayşe teyze nereden çıktı şimdi? Benim bütün gün işim var, kalamam evde. Vallahi senin işin beni hiç ilgilendirmez. Hafta sonu bir nefes alayım bari. Anneciğim vallahi bak, bugün gerçekten gitmem lazım. Şurada sunuma kaç gün kaldı? Ya zaten stresliyim ben. Yapma ne olur Allah aşkına. Lütfen ne olur anneciğim ya. Ha, bir tek sen streslisin. Şurama kadar geldi. Ne yaparsanız yapın. Ben bugün yokum. Anne yapma ya Allah aşkına. Hayatımın dönüm noktasındayım ben. Bir hafta içinde ak koyun kara koyun belli olacak. Lütfen bir haftacık daha daya. Ne olur anneciğim. Sana söz veriyorum. Terfim kesinleşince tatile götüreceğim seni. Nereye gitmek istersin ha, söyle. Hiçbir yere gitmek istemem. Biraz huzur yeter bana. Öyle deme anne ya. Ne olur. Hem bak, güzel bir spa oteline ne dersin? Yoksa yurt dışına mı gitmek istersin? Çok güzel günler kapımızda anneciğim. Biraz daha sabır. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak anne. Güzel bir ev kiralarız önce. Bahçeli, lüks bir sitede böyle. Bir de yatılı bakıcı tutarız. Sen hiç yorulmazsın artık. Genel koordinatöre şoförle araç verdiklerini söylemiş miydim ben sana? Alışverişe gideriz beraber. En şık mağazalardan alışveriş yaparız. Tatillere gideriz sonra. Taksitle falan da değil ha. Trink diye veririz parasını. Ay kızım, inşallah bu dediklerin gerçek olur. Hepsi gerçek olacak anneciğim. Sen hiç merak etme. Güven bana sadece. Hem hepsi bu değil. Hafta sonları da masaja gideriz. Ay yok yok. Önce güzellik merkezine gideriz, sonra masaja gideriz. Hem cilt bakımı falan yaptırırız şöyle. Bunlar artık o kadar da uzak değil anneciğim. Çok az kaldı artık. Bana sadece bir hafta daha zaman ver. Tamam kızım, tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Siz mutlu olun da. Anneciğim. Sen bir tanesin. Hep beraber çok mutlu olacağız. Sana söz veriyorum, her şey çok güzel olacak. Ben bir Selim'e bakıp geleyim. Duydun mu? Seninki Hasanoğlu gayrimenkulün proje yarışmasında son listeye kalmış. Anlamadım. Benimki kim? Kocanı diyorum. Gerçi kazanması imkansız ama bu da büyük bir başarı. Ayrıldığınız için üzgün değilsin değil mi? Ne münasebet canım. Aksine böyle şeyleri duydukça iyi yaptığımı düşünüyorum. Hayatı boyunca hep böyle boş işlerin adamı oldu. Tek derdi namı yürüsün. Açıkçası ne yaptığı artık hiç umurumda bile değil. Bunu duyduğuma sevindim. Çok geç olmuş. Selim uyumadan kalkmam lazım benim. Bu saatte çoktan uyumuştur. İstersen dışarıda biraz kafa dağıtalım ha, ne dersin? Sonra da belki... Yok yok. Bu aralar hep geç yatıyor. Beni görmeden uyuyamaz. Ne diyeyim? Keyfin bilir. Çok teşekkürler. Canım. Nerede kaldın kızım? Çalıştım anne. Sunuma çok yaklaştık. Doğru, oğlunun odasına çık. Uyumuyor seni görmeden. Zaten her gün babasını sayıklıyor. Thank you.
Öyle değil mi? Öyle. Tebrik ederiz Zehra Hanım. Atamayı mı duyurdular yoksa? Yok yok, daha değil. Eşin. Yoksa eski eşin mi demeliyim? Cahit yarışmayı kazandı diye duyduk. Proje kapsamında yapılacak villalardan biri mimara hediye olarak verilecekmiş. Telif ücretini saymıyorum bile. Desene, sırtı yere gelmez artık. Aynen öyle. Vallahi kusura bakma ama yanlış zamanda boşadın adamı. Terbiyesizler. Nasıl bozuldu ama. Gördün değil mi? Değerli arkadaşlar, aramıza katıldığı 2007 senesinden itibaren firmamıza çok değerli katkılarda bulunan kıdemli mimarlarımızdan Fatma Yılmaz'ın bir süredir boş olan genel koordinatör pozisyonuna atandığını bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sevgilerimle Engin Şaşmaz. Nasıl yani ya? Şaka mı bu? Bunu nasıl yapar bana? Zehra Hanım, hani odanıza getirdiğim ve bakmadığınız projem vardı ya. Ne olmuş? Ben onu sonra Fatma Hanım'a götürdüm. O çok beğendi. Hatta bir bölümünü kendi projesine katmak için benden izin istedi. Yani ben de izin verdim tabii. İyi halt ettin. Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Bu atama. Bunu nasıl yaparsın ya? Biraz sakin ol, öyle konuşalım istersen. O hımbıl kadın mı benim yöneticim olacak? İnanamıyorum ya, gerçekten inanamıyorum. O hımbıl dediğin kadın, Türkiye'nin en seçkin mimarlarından biri. Beni önereceğini söylemiştin hani. Evet, önerdim de. Ama bu işi kotarabileceğine ikna olmadılar. Sen onu benim külahıma anlat. Gerçekten isteseydin yapardın. Bunu biliyorum. Çağrım oldu, bayağı çıldırdı yine. Bence senin sorunun kendini olduğun yerden daha yüksekte görmek. Bana hikaye anlatma Engin. Engin mi? Terbiyeli ol istersen. Hem belki bilmek istersin. Bunca zaman Cahit'in eşi olduğun için belli bir saygınlık gördün. Ama yakında o durum da değişeceğine göre artık ayakların yere bassa iyi olacak. Ne diyorsun sen ya? Sen mani oldun değil mi? Sırf senin istediğin olmadığı için. Yeter. Çık dışarı. Çık. Ay geliyor. Çok kötü olmuş ya. Thank you.
Zehra! Zehra! Zehra kızım, aç kapıyı. Kızım! Zehra, nen var? Zehra! Uf. Aç kızım kapıyı. Zehra! Kızım, aç kapıyı. Zehra! Zehra, aç kapıyı. Hadi kızım. Zehra, hemen kapıyı aç. Yeter artık, yeter. Hemen kapıyı açmazsan vallahi de billahi de Selim'i babasına götürüp bırakırım. Duydun mu? İyi, sen bilirsin. O zaman ne halin varsa gör. Yavrum. Koçum benim. Yavrum. Çok özlemişim de kusura bakmayın. Bir şey içer misiniz anne? Yok oğlum. Ben kalkayım artık. Peki, siz bilirsiniz. Geçireyim sizi. Oh. Öpeyim oğlum. Otur oğlum sen. Efendim? Evet evet, merhaba. Tanıdım tabii. Nasılsınız? Sağ olun teklifiniz için. Ama açıkçası koşullar bugün biraz değişti. Yok, teklifler var. Ama ben kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Evet, elbette. Dışarıdan her zaman size destek olabilir. O zaman ilk fırsatta görüşmek üzere. İyi günler. Sen gıdıklanıyor muydun? Yanma! Götürdün mü? Götürdüm. Rahatladın mı şimdi? Düzeldin mi? Hı? Allah'ım. Allah'ım, artık dayanamıyorum. Neden böyle oldu? Her şey alt üst oldu. Neden? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Mutlu bir hayatım olsun. Kimseye muhtaç olmayalım istedim. Ah Cahit. Keşke her şey yeniden başlayabilseydim. Thank you.
bu ne? Anne! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.